Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gül Dede. Hay maşallah. Yiğitlerime, evet 10. söze devam ediyoruz yiğitlerim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed biadeti zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. suret, hiç mümkün müdür ki bir saltanat, bahusus böyle muhteşem bir saltanat, hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok hükmündedir, demek başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. Bu dersi kısaca özetler misiniz Gül Dede? Hay maşallah, hay hay. Yiğidim benim. Bu dersimizde öldükten sonra dirilmenin bir ispatını göreceğiz. Konumuz haşir, yani yeniden diriliş. İlk önce Bediüzzaman Hazretlerinin haşri, yani öldükten sonra dirilmeyi ispat ederken takip ettiği metodu öğrenelim. Bediüzzaman Hazretleri her bir delilde 3 basamaklı bir anlatım ve işlem yapıyor. 1. basamakta alemdeki tecelliden bahsediyor. 2. basamakta o tecellide görülen isim ve o isimden de ismin sahibine geçiyor. 3. basamakta da o ismin ahireti gerektirdiği hakikatine ulaşıyor. Önce tecelli, sonra tecellide görülen isim, daha sonra da o ismin ahireti gerektirmesi. Bu dersimizde Allah'ın Sultan ve Melik isimleriyle ahiretin varlığını ispat edecek Üstad Hazretleri. Burada bir saltanattan bahsediliyor. Bu nasıl bir saltanattır Gül Dede? Hay maşallah. Bu 1. surette saltanatın ihtişamından, haşmetinden bahsediliyor. Doğru, aferin. Bu saltanat ileride gelecek hakikatlerde daha çok açılıyor. Bu nasıl bir saltanattır? Saltanat-ı uluhiyet ve saltanat-ı rububiyettir. İkisi de var. Saltanat-ı rububiyet, yani her şeyi Allah terbiye etmiştir. Başka bir terbiyeci yoktur. Bu terbiyeyi de geçmiş konularda söyledik, yine de söylemek lazım. Terbiye nedir? Bir şeyi bir noktadan alıp en mükemmel hale getirmektir terbiye. Mesela diyelim ki bir nutfeden, bir damla sudan Cenab-ı Hak onu terbiye ede insan yapıyor, değil mi? Veya bir yumurtayı terbiye ediyor, kuş yapıyor, civciv yapıyor mesela. Yani bunlar terbiye, işte terbiye bu. Demek ki saltanat-ı uluhiyet ve saltanat-ı rububiyet ikisi var. Saltanat-ı rububiyet, yani her şeyi Allah terbiye etmiştir, başka bir terbiyeci yoktur. Şu ülke şu sultanındır dedik mi, o ülkenin her şehri, her kasabası, her köyü o zatındır. Başkasının burada bir mülkü yok demektir. Saltanat-ı rububiyet de bu manadadır. Ondan başka Rab yoktur. Fatiha suresine ne yapıyoruz? Nasıl başlıyorduk? Elhamdülillahi Rabbil alemin diye başlıyoruz. Bütün alemleri Allah terbiye etmiştir. Buna saltanat-ı rububiyet deniliyor. Rububiyete karşı ubudiyet gerekiyor yiğitlerim. İşte bu da saltanat-ı ubudiyet oluyor. Uluhiyet, mabudiyet manasınadır. Bu ne demektir? İbadet ancak Allah'a yapılır. Madem ondan başka Rab yoktur, o halde ondan başkasına ibadet edilmez. Yani rububiyet ile uluhiyet arasında böyle bir ilgi var. Rab bir olunca ibadet de o bire olacak. İşte bunu Fatiha suresinde özetlemiş Cenab-ı Hak. Elhamdülillahi Rabbil alemin ile başlıyor. İyyâke na'budu geliyor peşine. O halde madem saltanat rububiyet vardır, her şeyi o terbiye etmiştir, o halde ancak ona ibadet edilir. Ve bunu İyyâke na'budu diyerek ifade ediyoruz yiğitlerim. Ancak sana ibadet ederiz, çünkü saltanat rububiyet sana mahsustur. Saltanat-ı rububiyet, kainattaki her şeyi Allah terbiye etmiştir. Bunun bir küçük misali de bizde var. İnsan küçük bir alemdir. Oradan saltanat-ı rububiyet okunuyor. Bu ne demektir? Saçımızı da Allah terbiye etmiştir, kaşımızı da Allah terbiye etmiştir, Gözümüzü de Allah terbiye etmiştir. Elimizi de, ayağımızı da, ciğerimizi de, hiçbir organımızı başka birinin terbiye ettiğini düşünemeyiz. Hepsi bir bütündür, bir şeydir, bir insandır. Geçelim ruhumuza. Aklımızı da terbiye eden Allah'tır. Hafızamızı da, his dünyamızı da. Bütününün terbiyesiyle insan oluyoruz. Biri olmasa insanlığımız noksan olur. Madem tepemizden tırnağımıza, aklımızdan hislerimize kadar bizim her şeyimizi Allah terbiye etmiş, biz de ancak ona ibadet etmeliyiz. O rububiyete karşı ubudiyetle mukabele etmeliyiz yiğitlerim. Ubudiyeti biraz açar mısınız Gül Dede? Maşallah. Ubudiyet deyince yiğidim, her terbiye fiilinin kendine göre ubudiyeti vardır. Gözümüzü Allah terbiye etmiş, öyleyse gözümü helal dairesinde dolaştırmalıyım. Tefekkürde kullanmalıyım, helal rızıkta kullanmalıyım, Kur'an okumakta değerlendirmeliyim. O zaman ne olur? Gözümün terbiyesine karşı ubudiyetle mukabele etmiş olurum. Şu ağız tezgahını madem Allah terbiye etmiş, bununla doğru konuşmalıyım, güzel konuşmalıyım, güzel şeyler konuşmalıyım, Kur'an okumalıyım. Bunlar ubudiyet oluyor. Bir de namaz, oruç gibi ibadetler var. O da kulluğun neticesi oluyor. Kendisini Allah'ın kulu bilen insan ibadet yapar. İbadetler kul olmanın gereği ve neticesi oluyor. İnsan kul olduğunu bilecek ki Allah'a ibadet etsin. Her organımızı, her duygumuzu, her hissimizi ne için yaratılmışlarsa onu orada kullanmak, o organın, o duygunun, o hissin ibadeti oluyor. Kainat zaten ibadet halinde, Cenab-ı Hakk'a tesbih halinde görev yapıyor. Öyleyse bütün kainat namına, bütün organlarımız namına Allah'a sonsuz bir şükür ve hamd borcumuz var yiğitlerim. Bunu yerine getirmemiz kulluğumuzun gereğidir. Bu dersin ahiret ile alakası nedir Gül Dede? Vay maşallah. Dersin başında demişti ya, böyle muhteşem bir saltanat, hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok hükmündedir. Demek başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. En küçük bir saltanatta bile itaat edenlere mükafat, isyan edenlere ceza veriliyor. Böyle bir saltanat-ı rububiyete itaat edenler elbette bir mükafat görmeleri lazım. İsyan eden de ceza görmesi lazım. Bu nimetlere karşı insan nankörlük yaparsa, isyanla karşılık verirse elbette ceza görmesi lazım. Her organın nasıl ibadetine ve itaatine karşı mükafatı varsa, aksini kullanırsa o organın ayrıca cezası olması gerekiyor yiğitlerim. Aklı insan şerde kullanırsa bunun cezasını görmesi lazım. Gözünü de haramda kullanırsa cezasını görmesi lazım. Maddi manevi her duygumuzun ücreti de olacak, cezası da olacak. Adalet bunu gerektirir. Gözü görecek şekilde terbiye eden Allah'tır. Ruha da görme sıfatını veren Allah'tır. Ruh ile göz arasındaki akıl almaz ilgiyi kuran da Allah'tır. Bu terbiyeye karşı kula düşen vazife ise o gözü Allah'ın rızası dairesinde kullanmasıdır. Bize emanet olarak verilen Allah'ın bu rububiyetine karşı şükürle, ibadetle, itaatle mukabele etmemiz gerektiğini akıl ve vicdan birlikte tasdik ederler. Bu görevi yapanların ahirette büyük saadetlere nail olacakları, emanete hıyanet edenlerin ve o rububiyet saltanatına karşı ubudiyet yerine küfür ve isyanla mukabele edenlerin cezaya çarptırılacakları muhakkaktır. Burada ise yok hükmündedir. İşte bu durum ahireti gerektiriyor. Demek başka bir yerde bir mahkeme-i kübra vardır ve olması da lazımdır, elzemdir. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme lana illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salavat.